Şim Akdeniz'den iyi akşamlar değerli konuklarımız. Yayın konuğumuz AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mandanis Tüver. Sayın Tüver, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Dilerseniz sizinle ilgili dilerseniz son kampanyalar, çalışmalar, Antalya ilimizdeki ilçelerdeki, merkezdeki çalışmalarınızın sonuçları, halkın takdiri veya olumlu olumsuz bakışları nasıl değerlendireceksiniz? Oldukça iyi gidiyor. Proje sunumumuzu gerçekleştirdik. Artık vatandaşlarımızla projelerimizi bildiğiniz gibi paylaşıyoruz. Biz zaten bu yarışta projeler yarışsın, adaylar yarışsın, hizmetler yarışsın. Partiler yerine adayların yarışmasının önemli olduğunu, projelerin yarışmasının önemli olduğunu, siyasetin yarışmaması gerektiğini, Antalya'nın kazanımlarının yarışması gerektiğini hep söylüyoruz. Proje sunumumuzu da fevkalade başarılı bir toplantıyla gerçekleştirdik. Şimdi bunların halkımıza en iyi şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Tabii ki bu arada bugün sabah saat 4.30'da toplantı halinde başlayan programımızla halen devam eden yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her noktada Antalyalılarla buluşuyoruz. Antalyalı hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu ilgi, alaka yalnız bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor, götürüyor. Fevkalade güzel bir teveccüh halk arasında. Dolayısıyla kampanya çalışmaları olabildiğince iyi gidiyor. Dilerseniz sizin ilgili bir görüntümüz var, çalışmalarınızla ilgili değerli konuklarımız. Hep beraber izliyoruz, sonra tekrar yayınımızda olacağız. Antalya'nın kanatları. Antalya trafiğe çözüm istiyor. Trafiği rahatlatacak 19 adet yeni alt geçit ve mesafeleri kısaltacak 200 kilometre yeni yol geliyor. Kuzey çevre yolu ve batı çevre yolu 2016'ya kadar tamamlanacak. Tepez Korkuteli kavşağı havaalanı arası Doğu çevre yolu bağlantısı yapılacak. Batı çevre yolu Gazi Bulvarı'na yapılacak 9 adet yeni alt geçit ilavesi, Sakarya Bulvarı'na yapılacak 3 adet alt geçit ilavesiyle havaalanına kadar kesintisiz bağlanacak. Kundu, Kemerazı Turizm Bölgesi, Belek ve Akçu'ya yeni bulvarlarla bağlanıyor. Kır Cami planlamasıyla Lara Bölgesi çevre yollarına geniş bulvarlarla bağlanacak. Antalya hızlı trenle modern ve hızlı ulaşıma kavuşacak. Ankara-Alanya-Antalya hızlı tren projesi hayata geçirilecek. Modern üst geçitleri yaygınlaştıracağız. Antalya merkez ilçelerinde uygulanan aktarmalı ulaşım tarih olacak. Antalya turizme yatırım, esnafa iş istiyor. Festival şehri Antalya'nın 10 bin kişilik festival sarayı, konferans ve seminer salonları, 2 bin kişilik açık amfiteyatro, 1000 kişilik gösteri çadırıyla Antalya'nın vizyonu. Kundu Kemerazı'nda dev yolcu gemilerinin uğrayacağı kruvaziyer liman projesiyle en zengin turistler şehre gelecek. Günübirlik serbest dolaşan turist Antalya esnafıyla buluşacak. Konyaaltı sahili yenileme projesiyle baştan yaratılacak. Trafik düzenlemesiyle halk sahiline kavuşacak. Klimalı yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları, yelken ve su sporları kulüpleri ve sosyal yaşam alanlarıyla dünyanın en güzel sahili Konyaaltı'nın olacak. Tepez'de 150 dönüm bir alana kurulacak Tepez Su Parkı yeni buluşma noktası olacak. Boğaçayı projesi Konyaaltı'nı pırlanta bir gerdanlık gibi süsleyecek. Nehir marinaları, yat limanı, kafeterya, restoran, gezinti yerleri, spor alanlarıyla Konyaaltı yeniden doğacak. Antalya nehirlerden denize açılacak. Kopak, Acıklı ve Aksu derelerinde nehir marinaları kurulacak.
kent merkezi yenileme projesiyle Antalya'nın merkezi 5 yıldızlı olacak. Yat limanı kale içi gibi düzenlenecek ve birbirine bağlanacak. Ruh garajı altında yatan tarihle beraber yeniden hayat bulacak. Yarısı açık hava müzesi, yarısı festival çarşısı olarak düzenlenecek. Eşsiz bir manzaraya sahip Kara Aleoğlu Parkı genişleyecek. Eski stat alanımız meydan ve park olacak. Tarihi Balbey Mahallesi kentin merkezinde yeniden doğacak. Cumhuriyet Meydanı'nda ikinci etap tamamlanacak. Antalya, turizmden sonra sporun da başkenti olmak istiyor. Olimpik ölçülerde buz pateni salonu, futbol sahaları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri, yüzme havuzları, yelken sporları merkezi ve yeni kayak merkezleriyle spor Antalya'nın vazgeçilmezi olacak. Antalya, olimpiyatlara sporcu yetiştiren, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan, her spor dalında kamp turizminin merkezi olan bir kente dönüşecek. Antalya, hipodrom kompleksiyle şaha kalkacak. Döşeme altına kurulacak hipodrom kompleksiyle bölgemiz değerlenecek, döşeme altı esnafımız ve halkımız kazanacak. İlçelerimize kurulacak spor komplekslerinden, gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız ücretsiz yararlanacak. Antalyalı temiz hava, yemyeşil bir kent istiyor. Antalya ve ilçeleri doğal gazın konforundan, verimliliğinden, ucuzluğundan, çevreciliğinden kesintisiz olarak yararlanacak. Doğal gaz seralara kadar yaygınlaşacak, tüm Antalya temiz havaya kavuşacak. Yemyeşil bir Antalya için 10 milyon ağaç dikilecek. Düden Parkı kaynağına kadar düzenlenecek. Düden Parkı'nın ikinci ve üçüncü etap projeleri tamamlanınca Antalya'nın merkezinde 6 kilometrelik yemyeşil bir koridor olacak. Kumköy Ormanı'nın birinci derece doğal sit yapısı korunarak yürüyüş parkurları kurulacak. Ermenek Botanik Bahçesi, Türkiye'den ve dünyadan bitkilerin yetiştirildiği ve sergilendiği bilimsel bir açık hava müzesi olacak. Doğran Kent Parkı, Antalyalıların haftanın her günü doğayla buluşma noktası olacak. Korgun Çamlığı ve daha binlerce dönüm yeşil alan ve kent parkı düzenlemesiyle Antalyalılar yeşile doyacak. Antalya ucuz su istiyor. Antalya yeniden suyu en ucuz kullanan şehirlerden biri olacak. Manavgat suyu projesiyle Antalya merkezinin, Alanya'nın ve Manavgat'ın içme suyu problemi çözülecek. Musluklardan kaynak suyu akacak. Antalyalı kaliteli hizmet istiyor. Kent esnafı için toplu iş merkezleri kurulacak. Esnafımız hak ettiği konforlu çalışma koşullarına kavuşacak. Yarım kalan belediye hizmet binası tamamlanacak. Antalya modern belediyecilik hizmetiyle tanışacak. Antalya'nın ilçeleri hizmet istiyor. Antalya'nın tek değil 19 merkezi olacak. İlçe otogarları yenilenecek. Yolculuklar daha konforlu olacak. Çok amaçlı kültür merkezi, nikah ve düğün salonu tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar tüm ilçelerimiz gençlik ve spor merkeziyle buluşacak. Dar gelirliler için büyük şehir kreşleri kurulacak. Bizim kurduğumuz ASMEK tüm ilçelerimize yaygınlaşacak. İlçelerimize yeni toptancı halleri ve balık halleri kurulacak. Hallerimizde Avrupa'dan akredite denetim laboratuvarları da kuracağız. Muhtar ve mahalle sakinleri yeni muhtar ve bilgi evlerinde buluşacak. Tüm ilçelerimizde taziye evleri kurulacak, cenaze sahiplerine destek olunacak. Gezici sağlık merkeziyle hastane vatandaşın ayağına gidecek. Evde bakım hizmeti tüm ilçelerimizde verilecek. İlçelerimizin değerleri gün yüzüne çıkarılacak. Likya yolu hak ettiği gibi dünyaya tanıtılacak. Antalya'nın çiftçisi tarıma destek istiyor. Tarım arazilerinin altyapı sorunları çözülecek. Sulama birlikleri ve kooperatifleri elektriğe para ödemeyecek. Çiftçimizin ürünlerinin bozulmaması ve ürünlerini yüksek değerlerden satabilmesi için soğuk hava depoları, tarımsal işleme ve paketleme merkezleri kurulacak.
çiftçimizin tarım teknolojilerinden yeterince yararlanması için tarım makine parkları kurulacak. Antalyalı maddi manevi destek istiyor. Mutlu insanlar, huzurlu aileler için aile yaşam merkezleri kurulacak. Yeni Ufuklar projesiyle iş kurma projesi olan kadınlarımıza girişimcilik kursları verilecek ve aktif olarak iş hayatına katılmaları sağlanacak. Az laf, çok iş. Bu kadar basit. Sansızlar tekrar yayınımızdayız ve konumuz AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Enes'le. Sayın Hüseyin, peki projelerimiz, çalışmalarımız, görüntülerimizi izledik sizlerle ilgili. Halkın yüzünde nasıl bir tepkiyle karşılandı, olumlu, olumsuz? Fevkalade güzel. Fevkalade güzel. Benim gibi biz hizmet siyasetçisiyiz. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz. O yüzden zaten partimizin sloganı da daima millet, daima hizmet. Daima millet diyorken demokrasiyi savunduğumuzu, demokrasinin temsilcisi bir parti olduğumuzu, dizayn edilmeye çalışılan demokrasiye karşı mücadelemizi, tuzaklarla, tezgahlarla dizayn edilmeye çalışılan demokrasi mücadelemizi daima millet diyerek, milletin demokrasisini savunarak ortaya koyuyoruz. Tabii ki daima millet diyorken demokrasiyi savunduğumuzu ifade etmek yeterli değil. Daima hizmet diyerek, daima milletle daima hizmeti birleştirerek hizmet siyaseti, esas siyaseti yapılmasının da önemini vurguluyoruz. İşte bu iki önemli meseleyi halkımızın önüne getiriyoruz. Projelerimizde zaten halkımızın huzurundayız. Bizler verdiğimiz her sözü yerine getirmiş siyasetçiler olmanın onuru gururuyla halkımızla buluşuyoruz. Bugüne kadar halkımızda Menderes Tüver ne söz verdiyse yerine getirir noktasında bir kanaat olduğunu düşünüyorum. Çünkü şükürler olsun ben bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirmiş bir eski belediye başkanı ve siyasetçi milletvekiliyim, genel başkan yardımcısıyım. Ben hiçbir zaman halkımıza yerine getiremeyeceğimiz sözleri ifade etmem. Şimdi bugünlerde tabii geçmişte alışık olduğumuz bizim projelerimiz üstünden muhalefetin bizim projelerimizi nasıl ki geçmişte yaptığımız hizmetleri itibarsızlaştırmak gibi bir çalışmaları varsa hizmeti olmayanlar, projesi olmayanlar bir taraftan bizim geçmişte yaptığımız hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışıp projelerimizi böyle proje olmaz filan diye itibarsızlaştırmaya çalışacaklardır. Önemli olan Menderes Tüver'in projelerinin üstünden itibarsızlaştırma çalışması değil, siz daha güzel hangi projeyi koyuyorsunuz onu ortaya çıkartmaktır. Ama maalesef görüyoruz ki projesi olmayanlar hala Menderes Tüver'in projelerini nasıl itibarsız hale getiririz diye bir gayretin içerisindeler. Onlar bize yaptırmamakta senelerdir bir uğraştılar, uğraşıyorlar. Biz de bu memlekete hizmet yapmak için uğraşıyoruz. Halkımız hizmetten yana bir tercih kullanacaksa inşallah zaten 30 Mart'ta sandıktan Menderes Tüver ve arkadaşları çıktığında o zaman Antalya yeniden bir hizmet yağmuruyla buluşacak ve Antalya hizmetle coşacak. Evet. Sayın Tüver, Aksu Başkanlığı yaptınız, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız, milletvekilisiniz şu anda. Genel Başkan Yardımcılığımız görevimiz var. Oldukça deneyimli bir siyasetçisiniz, yöneticisiniz. Dilerseniz cumartesi günü Başbakan Antalya'daydı. Miting kalabalıktı. Bayağı bir gündeme oturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Akaybı'nda iddialarda bulundu. Para dağıtıldığı konusunda, halkı toplama konusunda bir sefer de yaptık. Sayın Başkanı Sayın Köse Anadolu'ya katıldı bununla ilgili.
sizin düşüncelerinizi alabilir miyim iddialar karşısında? Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bakın, siz de deneyimli bir siyasetçisiniz. Sizce kaç kişiydi o meydanlar? Şunu söyleyeyim. Evet, meydan zaten 28 bin metrekare. Her metrekareye 4 kişi bulduğu hesap edilirse o meydanın yetmediği ve genişletildiği de malumunuz. Çünkü yetmedi ayrılan alan, biz daha da genişlettik. Yeşilyurmak Caddesi'ni trafiğe keserek orayı da meydana dahil etmek zorunda kaldık. Gelenler çünkü ayırdığımız rezerve alana sığmadı. Dolayısıyla 30 bin metrekarenin üzerinde bir alan söz konusu. Dolayısıyla 4 ile çarptığımızda zaten 150 bine yakın bir rakam alanda olacağı matematik olarak da ortada. Yani bunun intiharı mümkün değil. Ama size şunu söylemek isterim. Biz az önce konuşmanın içinde söyledim. Bu süreçte siyasette rekabetin nezaketli olması gerektiğini hep söylüyoruz. Nezaketten en ufak bir şekilde kendimizi bizi mecbur bırakmadıkça alıkoyacak bir yanlışın içerisine girmeyeceğiz. Ama bize yakışıksız ithamlarda bulunurlarsa bunun da en ağır şekilde cevabını görürler. Şunu söyleyeyim. Bu süreçte ben projeler yarışsın, hizmetler yarışsın, yalanlar yarışmasın, mazeretler yarışmasın, iftiralar yarışmasın diyor. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu mitingle ilgili böylesine yakışıksız bir iddiayı ortaya koymamız kadar yanlış bir şey olabilir mi? Sayın Akaydın oraya AK Partili gelen çok kıymetli hemşerilerimizin para karşılığı geldiğini iddia ediyor. Siz bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Bunu söylüyorsanız gayet açık bir şekilde ispatınla da mükellefsiniz. İspat da etmek zorundasınız. Yoksa müşteri ilan edersiniz. Şimdi Sayın Akaydın'da bu alışkanlık son zamanlarda iyice artmaya başladı. Bakınız, ben proje sunumunu gerçekleştirdim. Az önce de söyledim. Projelerimi de gündemde olmak istiyorum bu seçimde. Ama Sayın Akaydın'ın daha iki gün önce bir Ulusal Gazete'nin Akdeniz Ekim'deki röportajını okuyunca hayretlere düştüm. Yani aynen şunu soruyor gazeteci arkadaşımız. Diyor ki, siz proje sunumunu gerçekleştirecek misiniz? Mendele Strolinki gibi, Ümit Uysalınki gibi, kendi arkadaşlarıyla benzeri proje sunumları yaptılar. Çünkü mümkün decek gibi. Diyor ki Sayın Akaydın, ben proje sunumunun çok karşılığının olduğunu düşünmüyorum. Halk projede çok fazla ilgilenmiyor diyor zaten diyor. Yani halk projeden anlamaz demek bu. Siz halkı nasıl küçümsersiniz? E tabi Serdar Hoca olunca lakabı o şekilde, ünvanı o şekilde Sayın Akaydın'ın milleti de talebe zannediyor. Şimdi halk projenin iyisinden anlar. Halkı halk projeden anlamaz diye küçümsemek bir siyasetçi için demokrasiye olan saygı açısından fevkalade tehlikelidir. Bakalım başka bir örnek daha vereyim. Şimdi çıkıyor diyor ki Ticaret Sanayi Odası'nın vizyon toplantısında kent merkezine Menderes Türev'in getirecek olduğu bir takım projelerle turisti kent merkezine getirmesi yönünde birçok projesi var. Bunu ben çok her yerde büyük bir gururla anlatıyorum. Kent merkezine artık o turist bu dükkana girecek diye yeni çekim alanlarıyla projelerimizle donatarak işte kent merkezine Antalya'ya gelen turist kent merkezine gitmeden Antalya'dan ayrılamayacak iddiasını ortaya koyuyoruz. Ve bunu başaracağız. Geçmişte nasıl başarmışsak yine başaracağız. Geçmişte kale için nasıl yeniden renove ettiysek, yeniledilsek, Cumhuriyet Meydanı'na o güzel görüntüleri varlık binasını yıkarak kazandırdıysak geçmişte, oradaki ses ve su gösterileriyle olan hayırla orada ciddi bir cazibe alanı yaratmışsak, şimdi biz bunu gene başaracağız. Ama Sayın Akaydın'a bununla ilgili sizin projeniz turistin kent merkezine gelmesiyle ilgili nedir diye sorulduğunda çok enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki, esnaf turisti kazıklarsa elbette turist kent merkezine gelmez. Sayın Akaydın kusura bakmasın. Benim esnafım kazıkçı değil. Sayın Akaydın öyle görüyorsa lütfen kendisini bu yanlıştan bir an önce kurtarsın. Benim esnafım bizim baş tacımız. Biz ondan ekmeklerini attırsın. Zenginleşsin diye bu projeleri Antalya'ya kazandırıyoruz. Fakat dedim ya, millete efendilik etme alışkanlığından gelen zihniyetin temsilcisi bugün halk projeden anlamaz, esnaf turisti kazıklar, AK Parti mitingine gelen de para karşılığı gelir diye oraya gelen 150 bin kardeşimizi itham altında bırakıyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Böyle bir şey nasıl söylenir? Bu nedir sizin demokrasi saygınız? Bu taraftan demokrasiyi savunuyorum diye diyeceksiniz. Seçimler demokrasi bayramıdır. Mitingler de o bayramın en önemli bir unsurudur. İşte bizden bir gün sonra da Sayın Kılıçdaroğlu geldi, miting yaptı. Böyle bir şeyi oraya gelen CHP'li kardeşlerine söyleyebilmek hadsizliğinde kim bulunabilir ki? Ben ona da müsaade etmem. Ama çıkıyor Sayın Akaydın, AK Partililer oraya
maddi menfaat karşılığı topluluk toplamlar diyor. Fakat bu topluluklardan korkmasın. Bu tiplerden korkmasın. 5 sene Antalya'da kendi ifadesiyle laylaylon yaparak geçirinceye kadar o toplulukların içine girip o toplulukların sorunlarını çözseydi. Bugün onların arasında çok daha rahat gezerdi. Ama maalesef halkı küçük görüp kendisini büyük görme alışkanlığında olanlar işte seçim atmosferinde, seçim heyecanında, seçim psikolojisiyle bu açıklarını ortaya koyuyorlar. Bu sözler demokrasiye olan saygımız gereği kesinlikle hiçbir siyasinin dile getirmemesi gereken hususlar. Ben iki defa seçim kazandım, bir kere seçim kaybettim. Hepsinde halkın takdirine saygım sonsuzdur diye söze başladım. 2009-30'un altındaki açıklamama lütfen arşivlerden gelip bir bakın. Demokrasi karşısında boynumuz kıldan incelir. Şimdi sandıktan çıkaracağımız derslerle siyasi yaşamımıza devam edeceğiz diye başladım söze. Böyle bir şey olabilir mi? Siz rakip partinin, yani bir başka partinin mitingine gelen insanları para karşılığı oraya gelen insanlar diye nasıl itham edebilirsiniz? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Siz halkı projeden anlamaz diye nasıl küçümseyebilirsiniz? Siz esnafa turisti kazıklıyor ithamında nasıl bulunabilirsiniz? Bunların hepsinin arşivlerde görüntüleri var. Bunların hepsinin görüntüleri var. Ben onları burada da gösterebilirim halkımıza. Ama biz bunların hepsinin teyiden doğru olduğunu ifade ederek zaten bu güvenle bunları bile getiriyoruz. Dolayısıyla AK Parti Cumartesi günü 15 Mart tarihinde Antalya tarihinin en büyük mitingini gerçekleştirmiştir. Ben çocuktum. 14 yaşındaydım. Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Demirel'in bir mitingi vardı. Selekler Çarşısı'ndan, o zaman Devlet Hastanesi oradaydı. Şimdi Yavuz Özcan Parkı oldu. Yavuz Özcan Parkı'nın olduğu yerden belediye işanına kadar bütün Cumhuriyet Meydanı bir insan seviyle dolmuştu. Sene 78. O günden sonra ilk defa ondan da daha büyük bir mitingi Antalya tarihine tanıklık edecek şekilde AK Parti gerçekleştirdi. Bundan rahatsız olmasınlar. Demokrasi halkın tercihlerinin ortaya koyulduğu bir platformdur. O yüzden halktan çekinmesinler. Onlar da benzeri bir kalabalığı toplayabilirdi. Toplamış olsalardı biz ne güzel işte bakın bir demokrasinin bayramının bir mitingle ortaya çıkmış halidir diye onu oraya gelen CHP'li kardeşlerimizi para karşılığı geldiler diye küçümsemezdik. İtham etmezdik. İftira yağmuruna tutmazdık. Hak aydın artık şu demokrasi geleneklerini gerçekten yerleşmesini gönülden bekliyorum. Seçimi kaybedeceği anda iftiralara başvuruyor olması Sayın Akaydın'da herhalde yeniden bir seçim kaygısı ortaya çıkmasına vesile oldu. Ben bunları 2009'da yaşadım. Ünlüs Bey, iyi hatırlayınız. Sizinle beraber yaşadık. Ben de Östürel'e son 10 gün kala inanılmaz bir iftira yağmuru yağdı. İnanılmaz ama. Ve 10 gün kala birçok suçtan sabıkası olan bir vatandaşa saygıya gerçek ve hiç ilgisi olmayan bir suç duyurusunda bulundular. Dediler ki, ben de Östürel terör kulak. Allah Allah dedim, ben neymişim dedim. Okudum ben, benim terör kulaklıkta benim işim olur ya. Ben kendi halimde yaşayan bir insanım. Ben de Östürel'e inanılmaz iftiralar attılar. Tabii bunların hepsinin yargıda, bağımsız yargıda hesabını sorduk. Bana da sormaya çalıştı Sayın Akaydın. Benimle de o konularla ilgili suç duyurusunda kendisi bulundu. Sene 2009. Sene 2009 olduğunu şunun için hatırlatıyorum. Sayın Emine İlker Talhan'ın Yarsal Başkanı olduğu ve kayıtlarda bana militan yargıçlar lazım dediği bir yargı döneminde ben bunların hesabını verdim. Dava dahi açılmadı. Velhasılı dava açılmaya bile gerek görülmedi. Beraat ettim diyeceğim. Dava açılmadığı için beraat etmeye bile gerek kalmayan, dava dahi açılmasına, incelenmesine dahi gerek görülmeyen suçlamalar olduğu ortaya çıktı. İblis Bey. Kızlık davası kazandı. Hepsini açtım, hepsini kazandım. Sayın Akaydın bakınız, size şunu söyleyeyim. Bizi sürekli Cumhuriyet Halk Partisi insanların yaşam tarzına müdahale etmekle suçlamıştır. Ama Sayın Akaydın benim yaşam tarzıma yönelik yapmış olduğu suçlamalarla ilgili ilanı bedelini yargıda tazminat ödeyerek ortaya koymuşuz bu. O açmış olduğumuz davaların hepsini kazandık. Bana yapılmış bütün suçlamaların hepsiyle ilgili tazminat davalarını kazanmış bir kardeşinizim. Bana daha yakında bundan birkaç ay önce aday olmayayım diye
özellikle aday olduğunda AK Parti'nin çok güçlü bir şekilde seçimlere gireceği endişesiyle inanılmaz bir iştirak kampanyası böyle başlatıldı. Bana dediler ki, İlginç Bey bakın, çok garip, çok enteresan. O tarihlerde yani 6 ay önce de, 8 ay önce, yani yakın geçmiş. Antalya'da iki bir arazi verdim, ben de restoran topluyormuş diye bir haber okudum. Allah Allah, dedi kim yapmış abi? O zamanki işte maşallah gazetelerden bir tanesi, ismini de söylemeye gerek görmüyor. Derhal Defter Dallı'ya müracaat ettim. Bilgi edinme yasası çerçevesinde dedim ki, şurası söylesinde kaç tane Antalya'da hak sahibi var, Türkiye'de hak sahibi var. Bana bildirin dedim. Çünkü vatandaş olarak bununla ilgili bir bilgi edinme yasası kapsamında bir elde edebileceğimiz sonuç söz konusu. Defterlerimizin imzasıyla aynen şu yazı geldi. Önce okuyayım. Evet. Bakınız, şunu söylüyorum. Diyorum ki, bilgi dilekçemiz üzerine Türel soyadlı kişiler adına 2B hak sahiplerinin bana bildirilmesini istiyorum. Bakın sadece Menderes Türel değil veya aile ofradın değil, Türel soyisimli. Başka isim benzerliğiyle ilgili hak sahipleri de çıkabilirdi. Türel soyisimli kim olsa bana bildirin diyorum. Ve Defter Dallı'nın bana vermiş olduğu yazıda aynen şöyle diyor. Menderes Türel soyadlı kişiler tarafından bir tek parsel dışında, gerek kullanıcısı gerekse adli halefiyet yöntemi ile satın alma başvurusuna rastlanılmıştır. Yani bir tek parselden bahsediliyor. Ben de zaten bunu söylüyorum. Benim ablamın, ben ne belediye başkanıyken, ne milletvekiliyken, ne ortada 2B kahvili varken almış olduğu bir parsel ve bizim ablamla aile içi ilişkilerimiz çerçevesinde daha sonra hak sahipliği bana geçmiş bir parsel. Tek bir parsel var Türel soyisimli. Ve bu arada dediler ki, Menderes Türel 2B arazilerini topluyor. Ayıptır, günahtır. Bu iftiralara başvurmayın. Bakınız, ben bugün Sayın Akaydın'ın Amerika'daki yaşayan kızının hesabına kaç para gönderdiğini veya göndermediğini siyaset mevzusu yaparsam çok büyük bir yanlıştır bu. Siyasette bu gibi aile içi ilişkilere dil uzatmak çok büyük yanlıştır. Sayın Akaydın'ı dil biliyorum ki bir kahve toplantısında Menderes Türel'in 2B arazilerini topladığını, hatta ödeyemeyen vatandaşların da hak sahipliğini aldığını belgeleriyle ispatlayacak. Hodri meydan. İşte belge burada. Sayın Hidayet Mat o dönemin defterleri bana bir tek parsel hakkında hak sahipliğiniz vardır diye, onun dışında başka Türel soyisimli kimsenin hak sahipliği yoktur diye resmi yazı yazmış. Ha. Ama çıkıp da bugün gene öylesine anlamsız iftiralara başvurmak siyaset etiğine yakışmaz. Siyasetin ahlaklı bir şekilde yapılması en büyük talebimizdir. Ben dediğim gibi çıkıp ben de söylerim. Gayet normaldi. Kızım Amerika'daki hesaplarına Sayın Akaydın para gönderebilir. Ama bunun siyaset mevzu yapılması doğru mu? Kesinlikle yanlıştır. Göndermeyebilirdi. Ama bunu ne diyor, dinle doluyor? Hangi hakta doluyor? Hangi hakta doladığı belli. Artık seçim kaybetme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu görünce 2009'da yaptığı iftira bataklığının içerisine girerek acaba kendime bir siyasi rant değişir mi diye uğraşıyor. İlginç Bey bir kere daha söylüyor. Menderes Türel bugüne kadar verdiği her işin hesabını yaparak, hesabını vererek Allah'a şükürler olsun. Kendisine güvenenlerin yüzünü öne eğecek en ufak bir yanlışın içerisinde olmamıştır, olmayacaktır. Ve şunu özellikle ifade etmek isterim ki, ben bunların hepsinin hesabını bağımsız yargıda verdim. Ben bunlarla ilgili, bu iddialarla ilgili daha kısa bir süre önce ortaya konulan yalanların hepsini mahkeme kararlarıyla tekzip ettim. O yüzden ben şunu söylüyorum. Siyaset, rekabet ve nezaket üçgenini lütfen herkes sağlasın. Bakın bundan sonra çok farklı iftiralarla yine karşı karşıya gelebiliriz. Ama bu iftiraları yapanları halk inşallah çaresizlik içerisinde insanların ahlaki değerlerini dil uzattığı için sandıkta hesabını inşallah bu iftiralara başvuranlar ödeyecektir. Evet. Aslında öyle iftiralar ki şu an Antalya'da nezaketle geçen iftiralar, bunlardan bir tanesi korkutuyordu mesela. Nezaket ve saygınlık üzerine siyaset yapılsa bu şekilde ki siyaset genelim aslında vatandaşla sevmiyor. Herkes sadece ben bakıyorum. Biz sürekli geziyoruz. Evet. Esnaf geziyoruz. Bunu Korkut Ölü'de söylediğimiz için Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürosuna gittim.
Merkez İlçe Genel Başkanı beni CHP'nin oradaki Korkut'un ilçe başkanı beni karşıladı. Kucaklaştık, espriler yaptık, buluştuk ve öylesine güzel manzaralar ortaya çıktı ki nerede görsem. Gazi Paşa'dayken Sayın Hüseyin Yıldız eski milletvekili MHP'nin Gazi Paşa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim biliyorsunlardı. Oturduk çalıştık beraber. Bütün arkadaşlarla kucaklaştık. Biz ya yüz yüze bakacağız. Yani seçim için, galibiyet için her yol mübahtır diye çaresizlik içerisinde iftiraya başvuranlar bir an önce bu alışkanlıklarından vazgeçsin. Bunlar onlara bir şey kazandırmaz. Bu tuzaklar, bu tezgahlarla bugün Türkiye'ye demokrasi sınavını bir kez daha yaşatmaya çalışanlar tuzaklardan, tezgahlardan, iftiralardan artık arınsınlar. Biz daha iyi yapacağız. Ben de restoranın projelerini ya işte şundan yapamaz, bundan yapamaz diye itibarsızlaştırmasınlar. Bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Ben de restoran, son cümle. Ben de restoran kavşakları yaptı. 11 tane kavşak yaptı. Sayın Akaydın kavşaktan trafiği sıkıştırıyordu. Ya bildim ben. Hala bilmiyorum. Yani o zaman biz de arkadaş dedik. Doldurum için doldurmak daha kolay yapmaktan. Madem alt geçitler trafiği sıkıştırıyor, trafikte ciddi bir sorun yaratıyor. Çözüm makamı belediyedir. Belediyecilik çözüm makamıdır. Ve mazeret makamı değildir. Hep söylüyorum. O zaman biz doldurduk. Sana göre bu kavşaklar trafiği sıkıştırıyorsa biz de doldurup eski haline getirebiliyorum ne olacak? Tabi onu da yapmak gibi bir derdi olmadığı için mesele Menderes Türel'in yaptığı hizmetleri itibarsızlaştırmaktı. Ama bu millet Menderes Türel'in geçmişte ne yaptığını çok iyi biliyor ve bugün Menderes Türel'den daha çok Menderes Türel'in hizmetlerini arıyor ise inşallah bunun cevabı 30 Mart'ta sandıkta ortaya çıkacak. Sayın Türel, kısa bir reklamlarımız var. Değerli konuklarımız, Sesin Akdeniz kısa bir yerden sonra tüm izleyiciler devam edecek. Kazandırıyor. Cazip fiyatları ve dinleyici odaklı reklam kuşaklarıyla reklamlarınız ART FM'de kazanç olarak geri dönüyor. Reklamlarınız için telefon numaramız 311-83-82. Avşar Simit her gün el değmeden tüm gıda sağlık kurallarına uygun olarak son teknoloji eseri makinelerden hazırladığı simitleri geleneksel odun ateşinde taş fırında pişirerek büyük nakli filosuyla Antalya'nın dört bir yanına taze taze ulaştırıyor. Antalya'nın önemli resmi kurumlarının tercihi Avşar Simit geleneksel yöntemleri modern teknolojiyle birleştirip lezzetli odun vermeden sizlere her gün simidin, poğaçanın, pasta ve tatlı çeşitlerinin en sağlıklısını, en tazesini ulaştırmak için bu maksimum çalışıyor. Antalya'nın fırını Avşar Simit. Beğeniyorsanız Avşar Simit'tir. Faturalı alacaklarınızın finansmanında hızlı ve etkin çözüm Lider Faktoring'de. Lider Faktoring, vaktin ve nakdin değerini iyi bilir. İnternette benimle gezebilecek, megabitlerden, gigabaytlardan bahsedebilecek bir sevgili istiyorum. Biraz da güzel olacak tabii. Adı da Net olacak. Bu ne ya? Merhaba, ben Aytek. Merhaba, ben de Netta. Benim hayatım internet. Çok güzel, mükemmel oldu bu. Hayatımız internet, internetimiz TTNet. Bağır. Bir akıllı cep telefonunun tüm özelliklerini taşıyan ev telefonu. Ay çok güzelmiş. Evet, istediğiniz tüm telefon numaralarını bu telefonun hafızasına aktarıyoruz ve istediğiniz kişiyi bir tıkla arıyoruz. Oyun bile oynayabiliyorsun. Aferin sana. Türk Telekom, ofislere bağlanır. Herkes bu güzel telefonun sahibi olacak. Hem de ayda sadece 2 liradan başlayan taksitlerle. Gel.
Fatma Temiz yine devam ediyor ve konumuz AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sayın Memelisler. Sayın Tural, dilerseniz birkaç projeleriniz gerçekten çok önemli. Evet. Paylaşmak istiyorum. Sloganınızda hizmetin üstesinden büyük Antalya'ya büyük hedefler diye demişsiniz. Evet. Büyük Antalya'ya büyük hedefler. Dilerseniz Antalya'da önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de turizmle ilgili. Turizmi en iki aya yaymak için projelerimiz var. Gönül yolculuklarının vazgeçilmez limanı Antalya olacak demişsiniz. Ne söylediniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Gönülle gezen turist bir kere zengin turisttir. Evet. Gönül düzeyi yüksek turisttir. Ve biz gönül turistini Antalya limanına o gönülleri gönül atmasını sağladığımızda, demirlemesini sağladığımızda gemi turisti günü birlik gezer. Yani her gün sabah bir limanda demirler gemi ve akşamında o limandan demir alır başka bir limana yol alır. Sürekli alıştırırsa bir birlik ya da bir gününü bir gündüzünü bir şehirde geçirir. Ha. Bir gece bile kalmazlar. İşte gecelemesini gemide yapar çünkü. Dolayısıyla biz gemi turistini Antalya'ya Kuyraziyer limanından onların gemilerini demirleyebileceği bir liman yaptığımızda ve gemi turistini Antalya'ya getirdiğimizde bütün bir gün Antalya'da kent merkezindeki esnafımız, Antalya'nın her yöresindeki esnafımız inanılmaz bir turizm canlılığına vesile olacak. Onun için bunu yapacağız. Benim her projemi ben niye Antalya'nın kanatları diye isimlendirdim? Çünkü Antalya bu projelerle kanatlanacak. Bu projeler Antalya'nın kanatları olacak. Antalya'yı uçuracak projeler diye bu kanatlar, o yüzden söylüyoruz. Ve biz Kuyraziyer Liman denilen gemi turistinin gemisini demirleyebileceği limanları yaptığımızda işte zengin turist Antalya'ya gelecek. Ve özellikle kent merkezlerindeki esnafımız artık turizmden yeteri kadar pay alamamaktan şikayetlerini en az indirgeyeceğiz ve ortadan kaldıracağız. Bunlar vizyon projeler. Bunlar Antalya'nın zenginleşmesini sağlayacak. Dikkat çeken proje Sayın Tural, konu altına pırlanta yardımlık Nurşehir projesi demişsiniz. Bakın. Bu da 2009'da da bayağı bir dikkat çeken. Evet. Bir benzeri sanırım değil mi? Aynısı. Evet, aynısı. Aynısı. Tabii ki biz gönülde olsaydık bu son 5 sene içerisinde bu projenin çok önemli bir bölümü şimdiye çoktan tamamlanmıştı. Ama maalesef bir günden bir gün acaba Menderes Tural bu projeyi 2009'da sunmuştu, ne yapmak istiyor diye merak edip bakmadılar bile. Çünkü son hizmetle, projeyle falan alakaları yok. Son 5 senede Antalya'da çaldılar, oynadılar. 5 senelik memleketteki belediye başkanlığı dönemini böyle geçirdiler. Festivallerle, panellerle, birkaç cadde düzenlemesi, birkaç peyzaj düzenlemesiyle belediyecilik yapıyoruz zannettiler. Antalya'nın bu vizyon projelere ihtiyacı var. Biz bu projeler Antalya'nın zenginleşmesine vesile olacak. Antalya kalkınacak diyoruz. Antalya'nın kanatları olacak. Bakınız, Konya Altı projesi tek başına bir katrilyon eski parayla. 1 milyarlık bir yatırımdır. Bunu kim istifade edecek? Antalya'da çalışan inşaat ustası. Antalya'da çalışan duvar ustası, sıvar ustası. Antalya'da çalışan bütün esnafımız, sanayideki tamirci kardeşimiz ifade edecek. Ve bu proje 1 milyar, yani 1 katrilyon bir proje olarak Antalya esnafının cebine para girmesine vesile olacak. Antalya'nın zenginleşmesine vesile olacak. Artı 10 bin kişi ekmek yiyecek bu projenin ettiğimizde. 10 bin vatandaşımız iş sahibi olacak. İşte işsizliğe çözüm ancak yatırımla bulunur. Biz bu yatırımlarla efendim şöyle diyeyim Sayın Tural, bir sürü projemiz var, binlerce işsiz. Şimdi müsaade ederseniz bu daha çok projesi olduğu bir cümleyle tamamlayacağım. Şimdi bakınız İdris Bey, bu proje denizden karaya doğru Antalya'ya 40 kilometrelik yeni bir sahil kazandırıyor. Yeni bir boğaz Antalya'da söz konusu olacak. Nasıl dünyanın bugün en güzel yerlerinden biri İstanbul Boğazı'ysa, bütün turistler İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini de görmek için İstanbul'a gidiyorlarsa, İstanbul Boğazı'ndan daha da güzel bir boğazı pırlanta gerdanlık olarak Antalya'ya hediye edeceğiz. Evet, önemli aslında. Evet. Az önce bu proje uygulanırsa biz verdiğimiz her sözü yerine getirmiş. Uygulayacaksınız. 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 Evet. Peki
böyle başlayabilirsiniz. Bütün bu projeleriniz, birçok projeniz var. Şimdi açacağız. Tahmin olarak ne kadar bir iş sistemine yönelik bir çalışan? Şimdi bütün projelerimiz, bütün projelerimizin tek tek hepsini alt alta topladığımızda çok ciddi bir istihdama yönelik bir katkı sağlayacağı açık. Ama ben birileri geçmişte 100 bin kişiye istihdam deyip sonra bir sıfırı koydu, biz koymamıştık, başkası koymuş diye 5 sene Antalya'da o bir sıfırı kovanı aramakla geçirdiğimiz için onu bulacağız derken hizmet yapmayı unuttuğumuz için şimdi bizim bu projelerimiz şu kadar istihdam sağlayacak diye sanki onlarla bir rekabete giriyormuş gibi bir durumda ortaya çıkartmak istemem ama sadece Boğaçay projesinde bir tek projede, bunun gibi en az 5 tane projemiz var. Bir tek projede en az 10 bin istihdam sağlayacağımızı düşündüğümüzde onun hesabını halkımız ve sizler çok daha iyi yaparsınız. Senin iktisadi dünyanın gözcesi olacak demişsiniz Sayın Tümer. Aynen öyle. Bakınız dünyanın en önemli adına şarkılar yazmış plajlarından bir tanesi Rio de Janeiro yani Brezilya'daki Copacabana'dır. Copacabana 4 kilometreden ibarettir. Konaltı 6 kilometreden fazladır. Yani Copacabana adına şarkılar yazılmış, dünyaca ünlü şarkılar yazılmış. Copacabana'dan çok daha uzun, çok daha güzeldir. Çok daha muhteşem bir doğal güzelliği vardır. Denizi tertemizdir. Adeta binler derecede temiz bir denize sahiptir Konyaaltı plajı. İşte şimdi Konyaaltı'nı bu gerçek layık olduğu değere Konyaaltı'nı yapacağımız sahil projesiyle biz taşıyacağız. Öyle 6 metrekarelik büfeleri 150 metrekarelik derme çatma restoranlar haline dönüştürüp Konyaaltı'na yazık etmeyeceğiz. Konyaaltı'na bir dünya projesi kazandıracağız. Projemizin içerisinde fotoğraflarını gösterdiğimizde, filmini az önce izlediğimizde o güzelliklerin ne olduğunu kıymetli vatandaşlarımız gerçekten anlamıştır. Yani Konyaaltı sahilini biz derme çatma, kaçak, imar dışı, adeta böyle profillerle çevrilmiş filan böyle çağ dışı görünümlere mahkum edemeyiz. Biz Konyaaltı'nı layık olduğu değere taşıyacak sahil projemizde ve bunu tabii ki Boğaçay projesiyle bütünleşen bir çerçevede ortaya çıkartacağız ve dünyanın en güzel sahillerinden birisi haline getireceğiz. Tabii biz tabii Antalya'nın esrarını biliyoruz. Antalya'da çocukluğumuz Antalya'da geçtiği için gerçekten Beydağları'yla Konyaaltı'da Konyaaltı'nın denizin kesiştiği başka güzellik hiçbir yerde yok. Aynen öyle. Herkesin gözünü dağın hiçbir yerde denizin başladığı çok nadir coğrafyalar var. Bir tanesinin Antalya'da konuyor. Konyaaltı'na hangi projeye uygulanırsa az dile kalır diyoruz. Aynen öyle. Biz gerçekten layık olduğu projeyi uygulayacağız. Sayın Tural Antalya Kongre ve Festival Merkezi'ne kavuşuyor. Bu da mesela yapılırsa çok büyük bir belediye başkanı olursanız tabii baksan 5000 kişi çalışır. Bir şehrin marka değerinin güçlenmesi için sportif, kültürel ve sanat etkinliklerle o şehri donatmanız lazım. Ben geçmişte Antalya Uluslararası Film Festivali'ni Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni uluslararası düzeye taşımış belediye başkanıyım. İlk defa benim dönemimde Uluslararası Film Festivali gerçekleştirdi Antalya. Yine sevgili Fazıl Say'la Antalya'da ulusal olan piyano festivalini de uluslararası düzeye biz birlikte benim dönemimde taşıdık. O yüzden kültürel ve sanatsal etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde yeni festivallerle bunları gelecek nesillere de miras olarak bırakabilmek adına bir Yörük Festivali'nden bahsettim. Biz bu Yörük Festivali'ni sadece Antalya'da değil, uluslararası düzeyde, Almanya'da da, Ukrayna'da da, Rusya'da da yapmak istiyoruz. Çünkü onlar bizim ülkemizde gelip festival yapıyorlarsa biz de onların ülkesinde kendi kültürel geleneklerimizi yaşatacak, Yörük kültürümüzü yaşatacak festivalleri oralarda yapacağız. Biz güçlü ülkeyiz. Biz bizim ülkemizde başkalarının etkinlik yapmasına karşı değiliz. Ama biz de onların ülkelerine gideceğiz. Kendi kültürümüzü, geleneğimizi, Yörük festivalimizi en güzel şekilde yapacağız. Dolayısıyla işte bu kültürel ve sanatsal etkinliklerin en iyi şekilde yapılabileceği altyapı imkanını kurmamız lazım. Cannes Film Festivali. Benim dönemimde bugün dünyanın en önemli Oscar'dan sonra, Amerika'dan sonra en önemli film festivalidir. Ben Cannes Film Festivali'ni belediye başkanı seçilir seçilmez 2004 senesinde girip izlemiştim. Muhteşem bir festival sarayı var. Gerçekten içimde kaldı. Bunu Antalya'ya muhakkak kazandırmamız lazım. Biz Oscar'lı sanatçıları Antalya'ya getiriyorken dünyanın en ünlü starlarını
Mickey Rourke'dan Helen Mirren'a, Kevin Spacey'den Adrian Brody'ye kadar en Faye Dunaway'den çekirge diyebildiğimiz rahmetli oldu David Carradine'a kadar. Birçok ünlü sanatçıyı Oscar'lı Antalya'ya getirdik. Ve bu sanatçıların yurt dışında Antalya'yı tanıtımına yönelik söyledikleri uluslararası dergilerin kayıtlarında bize geldiğinde onur duyduk. Tüylerimiz diken diken oldu. O Oscar'lı sanatçılara Antalya'yı başka nasıl anlattırabilirdik? İşte size bir tanıtım fırsatı. Onun için biz bunları yaptık. Ve bunun karşılığında harcadığımız rakamın misli misli Antalya'nın tanıtımı adına geri dönüşümü aldık. Hepsi var. Ve uluslararası film yazarları, sinema yazarları ne diyorlardı biliyor musunuz? Antalya kan yarışı. Antalya kanı geçti ama bu festival sarayı eksik diye yazıyorlardı. Biz çünkü mevcut AKM'de bu çalışmaları yapıyorken orasının bir festival sarayı olarak hizmet veremeyeceği aşikardı. O hizmeti de zamanında yapmış olan Sayın Belediye Başkanımız Sayın Subaşı'ya da bu vesileyle teşekkürü bir borç biliyorum. Antalya'nın önemli bir eksiğini gidermiştir ama bu festival sarayı değildir. Dolayısıyla bunun o şekilde yeterliydi ama şu anda Antalya'da... Zaten orası kültür ve kongre merkezi olarak yapılmış. Evet. Festival sarayı olarak yapamamış. O anlamda da ciddi bir işler görmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyor. Ama bizim bir festival sarayına ihtiyacımız var. İşte bu festival sarayını şimdi Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün olduğu alanda, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü başka bir yere taşıyarak, kentin dışına taşıyarak, böylelikle kent içindeki yoğunluğun da azalmasına vesile olarak çok önemli bir festival sarayını ve kongre merkezini işte burada. Aslında yerde müthiş. Hemen müthiş bir yer. Müthiş bir yer. Burada hayata geçireceğiz ve böylece kültür ve sanata çok önemli bir altyapı eksikliğini giderecek önemli bir projeyi kazandırmış olduk. Sayın Kuran, gerçekten güzel bir fikir, güzel bir proje. Festivaller kentin kimliğidir. Evet. Dünya ölçeğindeki iyi bir tanıtımdır. Evet. O projemiz çok önemli. Güzel. Güzel bir proje de güzel. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, evet. Ulusal Film Festivalimizi, Piyano Festivalimizi en iyi şekilde yapacak bir festival sarayına kavuşacağız. Biz sevgili Fazıl Say'la, benim de çok iyi dostum bu, kulaklarını çınlatıyorum her vesileyle, çok daha büyük şöyle bir Aspendos gibi bir kapalı festival sarayımız olsaydı da şu festivali çok daha büyük topluluklarla buluşturursaydık diye hep böyle zaman zaman kendi içimizde bazı hayaller kuruyorduk. Rahmetli Özal'ın lafını hep söylerim, hayal kurmaktan korkmayın, hayallerinize ulaşmak için çok çalışın. İşte o hayalimizi şimdi festival sarayıyla, 10 bin kişilik bir festival sarayıyla Antalya'yı taçlandıran bir eserle inşallah biz buluşturacağız. Evet, gençlerden hızlı nerede ulaşıyor? Genel, Sayın Tren, özellikle sabah 8-9, akşam 10-18'de hafta sonumuzun kısa akşamları trafik ve çile. Evet. Evet. Antalya'nın trafik sorunu kalmayacak demişsiniz. 19 günü katlı kavşak 200 kilometre yönünde oldu. Evet. Buyurun. Şunu söyleyeyim, ben henüz 10 aylık belediye başkanıydım. İdris Bey, Antalya'da daha bir senesini doldurmayan bir belediye başkanı olarak 5 tane kavşağı Antalya'nın hizmetine sunmuştu. Evet. O zaman Antalya'nın toplam 130 bin araç sayısı vardı, bakınız. 130 bin araç. Bugün Antalya trafiğine her sene 150 bin araç ekleniyor. Bugünkü toplam araç sayısı 8 bin araçtı Antalya'da. Bu ateşe kar dayanmaz. Dolayısıyla böylesine yoğun bir araç artışının olduğu yerde siz yeni kavşaklar, yeni yollar açmak zorundasınız. İşte o yüzden bizim yaptırdığımız ulaşım master planında 2020 senesine kadar 32 kavşak hem de yerleri belli. Yapılması bir zarurettir. Ama biz son 5 senede 10 tane daha kavşak yapılması gerekiyor iken Antalya'ya 1 tane kavşak ekleyemedik. 11 tane Menderes Türen'in yaptığı kavşaklar maalesef 1 tane artmadı. Menderes Türen ne yaptıysa her şey yerinde saydı. Hatta geriye gitti maalesef. İşte şimdi bu açığı da kapatarak bu 5 senede 19 yeni kavşak yapacağız. Havaalanına kadar Gazi Büyüyalı'nda 9 kavşak, Sakarya Büyüyalı'nda 3 kavşak. Böylelikle havaalanına kadar Doğu Batı ekseninde tamamen trafiği kırmızı ışıksız hale getireceğiz. Durmadan kavşaklardan geçerek artık havaalanı istikametine vatandaşlarımız ulaşabilecek. Yetmez. 19 kavşak tabii ki yeni yollar açmamız lazım. Batı çevreyi derhal hizmete sokacağız. 6 ay sonra yolluyorum bakın. 6 ay sonra Çakırlar kavşağına kadar Batı çevre yolu, Hidrolliler kavşağına kadar diyelim, Batı çevre yolu hizmete girecek. Onun üstünde çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Maalesef iki belediye başkanının imar emsali yüzünden, rantı yüzünden anlaşamaması, CHP'li belediye başkanı Sayın Böcek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Akaydın'ın
duyumlar yüzünden birbirleriyle anlaşamaması ve kavga etmesi bu batı çevre yolunun önünü tıkamıştır. Biz bunun önünü hemen açacağız. Ve derhal orada karayollarımız 6 ayda bu batı çevre yolunu hizmete sunacak. Tabii ki bir kuzey çevre yolu, yani doğu batı ekseninde organize sanayi bölgemizin arkasından İsparta yolu üzerinden Sarı'ya bağlanacak bir kuzey çevre yolu var. Bunu da 2016 Expo'ya kadar açacağız. Bu da yetmedi. Gazi boyları dediğimiz çevre yolunun üzerinde bir yol. Yani öncelikle şunu söyleyeyim, havaalanı, yani TEDAŞ havaalanı arası yola paralel bir yol. Hemen Beşkonak Köprüsü'nün devamından açacağız. Beşkonak Köprüsü Sayın Bekir Kumbul döneminde yapılmıştı. Ben kendisine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sayın Kumbul'un yaptığı o köprünün önü tıkalı ve önünde yol maalesef açılamadı. İşte biz o yolu açıp şimdi böylelikle havaalanı güzergahına bir yeni alternatif daha sunacağız. Ve böylelikle çok önemli bir rahatlamaya vesile olacak. Yetmedi. Korkutöy'ü kavşağından yukarıdan yeniden bir başka doğu batı ekseninde bir yolu Antalya Alanya karayoluna bağlayarak bir üçüncü alternatif yol daha sunacağız. Kuzey güney bağlantılarında Kırcağan'ın içinden geçecek bu yollar yeni açacağımız yollar olarak Kırcağan'ı planında böylelikle tamamlayarak o yolları açmak suretiyle Antalya'ya apayrı bir ulaşım çözümü getirecek. Ve şunu da bu vesileyle söylemek isterim. Kırcağan'ı planını 6 ayda tamamlayacağız. İşte bakınız geçtiğimiz gün Büyükşehir Meclisi'nde meclis üyesi arkadaşlarımız orada demişler ki Büyükşehir'in yapması gereken şu 5 binlik itirazları neticeye kavuşturalım. Sayın Akaydın, bir ara verelim. Hemen akabinde karar vermek suretiyle şu Kırcağan'ın planlarını, benim de davetim buydu zaten kendilerine, bir kesinleştirelim dediğinde bu işler 5 dakikada öyle çözülmez diye Sayın Akaydın yeniden bir başka bahara bıraktı Kırcağan'ın planlarını. Biz bir başka bahara bırakmayacağız. Biz geleceğiz 6 ay içerisinde Kırcağan'ın planlarını da yapacağız. Böylelikle Kırcağan'ı 30 senedir imar problemiyle adeta baş başa kalmaktan biz kurtaracağız. Ve bunun içerisinde işte kuzey-güney bağlantısını yapacağımız yeni yollarla, TEDAŞ kavşağını yeni açacağımız yollarla kuzey-güney tahliyesini sağlayacağız. Ayrıca Kumbul, Belek ve Aksu'ya yeni kuzey-güney bağlantı yollarını yaparak oraya alternatif yolları hem Belek hem Aksu'ya, yani Alanya yoluna, Antalya Alanya yoluna bağlayacağız. Tabii ki en önemlilerinden bir tanesi artık Antalya Alanya Gazi Paşa otobanı geliyor. Bundan sonra Antalya'dan Alanya'ya ulaşan çok kıymetli hemşerilerimiz 60-70 trafik lambasında duraksayan bir trafikle baş başa kalmaktan kurtulacak. Otobana girdiği anda Alanya'ya yarım saatte ulaşacak. Ve bütün bu hizmetlerin hepsini, bakınız tarih veriyorum, 5 senede tamamlayacak. Trafik çözümünü biz geçmişte sağladık. Trafiği biz çözdük, yine biz çözeriz. Bu bizim işimiz. Tabi siz yorum yapmayabilirsiniz ama ben diyorum ki ilk defa zamanında Kırcağan'ın planı yapılmamış ve imaj yapılmamış çarpık yapılaşmamış diye korkuyordum. Ve Allah'tan bir gün kaldı. Ve iddia ediyorum bütün Antalya'nın birçok bölgesine o estetik yapılar güzel yapılırsa mimari yollarıyla, meydanlarıyla bakın aynen öyle. Bir üstüne ben Kırcağan'ın planlarını yapmak için çok uğraştım. Evet. Bana da yaptırmamak için çok uğraştılar. Sürekli davalarla bizi yordular. Kendileri direkt dava açmaya cesaret edemedikleri için kendilerinin arka bahçesi olan, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almış arkadaşlarımızın oda başkanlığı yaptığı odalara geçtik, gittiler, davalar açtılar, bizi öyle engellemeye çalıştılar. Ben Kır Camii'ye imar planı yapma gayretini ortaya koyuyor iken aslında 5 binlik plan dahil 5 senenin sonunda imar planlarını yapmıştım. Ama bizim bütün yaptığımız planları bizden sonra geldiler, tuvalet kağıdı gibi buruşturup çöpe attılar. Mazeret gösterdiler. Mazeret belediyeciliği bunların işi zaten. Biz çözüm yapmak, çözüm getirmek zorundayız. Mahkeme kararlarını falan bahane ettiler ama rahatlıkla mahkemelerde eğer gerçekten savunulsaydı o planlar iptal olmazdı. Çok net söylüyorum. Geçmişte beni gördüler. Bazı konularda aleyhimize kararlar alınmasına vesile oldular ama ben mahkeme kapılarında yattım ve Kır Camii'nin planlarını yapmayı başardım. Biz de öyle devam etseydik yeniden haklılığımızı yargıda da savunmak suretiyle, güçlü bir şekilde savunmak suretiyle Kır Camii'yi plana kavuşturduk. İşte şimdi biz geleceğiz, Kır Camii'yi plana biz kavuşturacağız. Ve şunu özellikle söylemek istiyorum. Tabii ki Kır Camii'nin planlarını biz yapıyorken
Sayın Taş, biz Kıl Camii'nin planlarını yapıyor iken Kıl Camii ile ilgili söylediğimiz söz şuydu. Kıl Camii planları Menderes Türel'in mezuniyet belgesi olacak diyordum. Yani bir şehir planı nasıl yapılmış, vatandaşlarımızın ihtiyaçları hem en iyi şekilde nasıl karşılanıp hem gerçekten dünyaya örnek olacak bir şehirleşme nasıl yapılmış, Kıl Camii'de gösterecektik. Ama inşallah şimdi 12 gün sonra göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın desteğiyle Menderes Türel Kıl Camii planlarını da 6 ayda tamamlayacak, trafik sorununu çözecek, projeleriyle Antalya'nın zenginleşmesine vesile olacak, işsizliğe çözüm verecek. Bu arada unutmayalım, 12 ay turizm bizimle birlikte geliyor. Ürünümüzü çeşitlendiriyoruz. Turizmde hizmet kalitesi bizim en büyük şansımız. İşte bu hizmet kalitesini kim sağlıyor? Turizm emekçisi kardeşlerimiz. Onları da unutmuyoruz. Çünkü kapıdaki belboydan kat görevlisine, resepsiyon görevlisine, restorandaki konuya, garsona kadar bu kardeşlerimiz bugün turizmdeki hizmet kalitesini sağlayan turizm emekçisi kardeşlerimiz. İşte onları da biz bizim dönemimizde ev sahibi yaparak ödüllendiriyoruz. Onlara bir tavsiyemiz var İdris Bey. Sigara içenleri sigarayı bıraksınlar. Çünkü bir aylık sigara maliyetiyle bundan sonra ev sahibi olacak taksitlerini ödeyebilir hale gelecekler. O yüzden biz işte bütün bunları hem turizm hem tarım. Bugün tarım konuşamadık ama tarım sektöründe de inşallah uygulayacağız ve hem emekçi kardeşimiz, turizm sektöründe çalışan daha gelirli kardeşlerimize ev sahibi yapacağız. Hem turizm sektörünü 12 aya yayacağız. Artık kış aylarında işsiz kalan turizm sektöründe çalışan kardeşlerimiz söz konusu olmayacak. Hem de tarım sektöründe de çok önemli destekler sağlayarak artık tarladaki ürünün çok daha iyi fiyata satılmasını biz temin edeceğiz. Maliyetleri, sulama fiyatlarını çok ucuzlatıyoruz. Sulama birlikleri ve kooperatiflerinin tarımda enerji maliyetini Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Ve böylelikle tarladaki çiftçi amcam, kardeşim, dayım, hemşerim bundan sonra sulama suyunu çok ucuza mal edecek, maliyetleri inecek, ürünü çok daha yüksek fiyata satılabilir hale yapacağımız her yerdeki paketleme tesisleri ve soğuk hava depolarıyla nerede ihtiyaç varsa orada yapacağız. Hangi köyde, hangi beldede varsa hepsinde soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri yaparak ürünü saklayarak çok daha iyi bir fiyata satmasını biz sağlayacağız. Turizmde, tarımda, birçok sektörde o kadar çok yapacaklarımız var ki tabii ki bu kısa programa maalesef bunların hepsi sığmıyor. Sayın Tural, gerçekten ailelerle ilgili, doğayla ilgili, kent merkeziyle ilgili, her ilçeyle ilgili, tarımla ilgili, sosyal projelerimiz, engellerle ilgili onlarca projeniz var. Tek tek inceledim daha öncesinden de. Şimdi de gerçekten büyük değerli projeler. Dersinize iyi çalışırsınız Sayın Tural. Son olarak bir dakika mesajınız ne olacak? Mesajımız şudur. Her programın sonunda aynı şeyi söylüyor. Bakınız, biz millet için, biz hizmet için siyaset yapıyoruz. Hep milletimizin kazanması önemli. Ben makam mevki için hizmet ve siyaset yapmıyorum. Bugün çok önemli sorumluluklarını bırakarak koşa koşa toprağıma. Ben bu toprakların çocuğuyum ve bunu her vesileyle dile getiriyorum. Bu topraklarda yaşamaya karar vermiş herkesi hemşerim olarak kabul ediyorum. Ve insanın kendi doğduğu büyüdüğü memlekete hizmet etmesi çok önemli bir iş. İşte o yüzden Ankara'daki bütün sorumluluklarım, bugün Türkiye'deki bütün belediyelerden sorumlu, bir yerel yönetimler başkanı, genel başkan yardımcısıyken bırakarak koşa koşa büyük bir hizmet heyecanıyla Antalya'ya geldim. Niye? Menderes Türel geldiğinde bu hizmetleri Antalya'ya kazandırmak için. O yüzden biz bu hizmetleri Antalya'ya kazandırdığımızda Antalya zenginleşecek. Antalya'da işsizlik sorunu kalmayacak. Antalya zenginleştiğinde kazanan Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız, Antalyalı hemşerilerimiz olacak. O yüzden biz sandıktan biz çıkarsak bizim kazanmamızdan daha çok Antalyalıların kazanacağını ve bunun tarihi bir sorumluluk içerisinde görevinin yapılması gerektiğini özellikle arz ediyor ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri ekran başında izleyen bütün hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza da saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler Sayın Tural. Değerli konuklarım, sesini attığınız bugünlük bu kadar. İyi akşamlar.
erişebilecek, megabitlerden, gigabaytlardan bahsedebilecek bir sevgili istiyorum. Biraz da güzel olacak tabii. Adı da Netta olacak.